Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan sizlerin de muhteşem desteğiyle 40 bine ulaşan kanalımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Eliniz boş gelmediniz. Ben de elim boş olmayarak sizlere bugünün e, ikinci videosunu sunacağım. İsmail Kartal'dan özel görüşme. Fenerbahçe'de teknik direktörümüz İsmail Kartal <laughs> UEFA kadrosunu alınmayan oyuncularla özel bir görüşme yaptı. Pazartesi gecesi biliyorsunuz konferanstaki etapında etabında kullanacağı kadroyu belirtti. Verdi bu kadroyu. UEFA'ya teslim etti ve mesela önemli isimlerden Mert Müldür'ün yanı sıra Samet Akaydın ve Emre Mor'un dışarıda kalması tabii ki de tepkilere, düşüncelere neden olmuştu. Sakatlığı bulunan Luan Perez artık o normal görülüyor. Genç oyuncular Bartu Elmas, Omar Fayet, ve kadroda düşünülmeyen Nazım Sangare e, bu kadroya alınmamıştı. Zaten Nazım Sangare de birazcık utanma olsa gidecek. Ama her takımdan 1.5 milyon euro yıllık ücret istemesi. Keşke Nazım Sangare'yi Galatasaray'a kitlesek. Çünkü Galatasaray Dubeyis'i gönderme peşindeymiş. Hazır sahabe karıyorlar. Türk. Şimdi İsmail Kartal özellikle 3 isimle Mert, Samet ve Emre ile özel bir görüşme yapmış. Hani... Belli sayıda kulüp altyapısından ülke içinden yetişen oyuncu bulundurma zorunluluğu olduğunu hatırlatmış arkadaşlar. O yüzden bu kararı aldım. Yoksa hani kesinlikle size eklerdim demiş. Kriterler seçim yapma konusunda zorladı. Mecburen birileri dışarıda kalacaktı. Sizler konferans liginde sahada olmayacaksınız ama Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında önemli rol alacaksınız. Moralinizi bozmadan tamamen saha için odaklanmanızı istiyorum. Hepiniz benim için değerli oyuncularsınız ifadelerini kullanmış. Fenerbahçe eğer gruptan çıkmayı başarırsa sonraki turlar için ara transfer döneminin ardından UEFA'ya yeni bir liste daha verecek. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi ben şunu da belirteyim. Şu kadar hani 3 isim içerisinde e, Samet Akaydın, Emre Mor, Luan Perez hatta Barutu Elmaz, Umar Fahit Nazım sadece Mert Müldür benim için hani bu liste içerisinde sadece Mert Müldür soru işareti. Niye? Kardeşim bak Allah göstermesin. O sayının sakatlığı durumda Ferdi'yi oynatırsın. O Sterwold'e de. O durumda Ferdi'yi oynatırsın. Okey. Hani 3 stoperle gidiyorsun. Bir garip. Gerçekten bir garip. Ama bizim kısıtlamamız var arkadaşlar. Bak Avrupa takımlarının hepsinde bizimki gibi değil. Hani 28 kişilik falan kadro veriyorlar diyebiliyorum. biliyorum. Bak Beşiktaş'ın da kısıtlaması var. Yani bizim kısıtlamamız bundan sonra bitecek. Sabredelim arkadaşlar. Çok da abartmayalım. Ali Koç şaştı kaldı. Şimdi bu haber Aslına bakarsanız biraz şey haberi Magazin haberi Galatasaray'la ilgili Şimdi yüksek Miktarda ücret isteyen Galatasaray'a daha az ücretle gitmeleri başkan Ali Koç'u şaşırtıyor. Mesela En basitinden Zaha'nın ardından Endombele'nin de Galatasaray'a gitmesi Ali Koç'u şaşırttı diyor. Endombele'nin Gitmesi Zaha Fenerbahçe'nin 8'in üstünde gitti Galatasaray'a neredeyse yarı fiyatına attı. Not. Şimdi bakın. E, sizleri yorum yaparken de uyarayım arkadaşlar. Daha önce de söyledim size. Hani bir yorum yapıyorsunuz sosyal medyada e, Galatasaraylı arkadaşlar sağ olsunlar sen bize nasıl FETÖ'cü dersin falan demeye başlıyorlar. Sakın düşmeyin buna. Anlatabiliyor muyum? Sakın buna düşmeyin. Zaten bunu yapmaya sürdürdükçe daha da çirkinleştikçe mutlaka bir falso veriyorlar. Kendileri acınacak hale düşüyorlar. Maalesef. O yüzden hani sizin yapacağınız her türlü yorumu algıya açık, müsait bir şekilde yorumluyorlar. Sakın bununla şey yapmayın arkadaşlar. Sakın ha sakın uğraşmayın. Boş Ne derlerse desinler. Çok şey yapmayın. Şimdi sıralı arkadaşlarına ilgili bu şu uyarı şundan yaptım. Hocam onlar dörde vermiştir. Yalan söylüyorlar falan demeyin. Bu yorumunuzun bile altına SPK'da işlem görür Dava açılacak falan yazarlar hakkınızda. Hiçbir şey de yapamazlar da yine de siz yazmayın. Çünkü kendi başkanları bizim sözümüzü doğruladı. Biz ne dedik? İkar diye o kadar para vermemişlerdir. Bu işte bir iş vardır. Az gösteriyorlardır. Az söyle ya az gösteriyorlar demeyeyim. Az söylüyorlardır. Ya da kulübün ödediği azdır dedik. Çıktı dedik. Evet doğru söylüyorsunuz dedi. Biz sponsorlarla da bir bu kadar da para veriyoruz dedi. Ha, ne birine öyle yapıyorsa öbürleri de öyledir dedik. Hocam bu iş yasal mı? Ben bilemem. Yasal olmasa zaten savcılar hakimdir. Çökerler. Herhalde çökerler yani. Çünkü gariban adam, dükkan işleten adamın vergi borcu çıktı mıydı nasıl çöküyorlar? Ona da çok önemli. Bu arada tişörtüm nasıl arkadaşlar ya? Fenerbahçe logolu. Yine aynı şekilde biraz kilo almışım ya. Biraz zayıflamam lazım. Şimdi en şu kadara gitti. Aylık 200 bin euro talep ediyordu Fenerbahçe'den. Yalan söylüyorlar. Fenerbahçe'den aylık 200 bin euro falan talep etmiyordu. Galatasaray 100 bin euronun altında imzaladı demiş. Sizin matematiğiniz mi kıt? 3.2 veriyoruz demedi mi Galatasaray? Aylık 100 bin euro'nun altındaysa nasıl e, şey 1.2 milyon euro'ya mı oynuyor? Bu haberi yapan arkadaşın beynini merak ediyorum. Tam olarak hangi klinikte aldırdı? Hangi klinikte aldırdı? Fenerbahçe Endonbele ile görüştü. Kulübü ile görüştü. Kulübünün istediği şart 15 milyon euro da 15 milyon euro'ydu. Galatasaray'a gitti aynı parayı aldı. Davinson Sanchez 9.5 milyon euro açın eski videolarıma bakın. Bir bakın istediğim fiyatlara Fenerbahçe'nin 7-9 arasına alacak dediğim fiyatlara. Bakın. Deyin ki ya hocam sen de sallamışsın deyin. Açın bakın bak Fenerbahçe de ilgilendi futbolcular. İstedikleri para. Ancak Fenerbahçe niye bu arkadaşı tercih etmedi de öbürünü tercih etti? Bunu da düşünmek lazım. 9.5'a birini aldılar. Sağ ayaklı sağ stoper çok aptalca. Gerçekten çok aptalca. Yakında göreceksiniz. Ya olan kişinin yerini aldılar. Galatasaray'a lazım olan sol stoperdi. Sol ayaklı sol stoperdi. Bunu aldılar. Ama beni alakadar etmez. Sizi de alakadar etmez. Endonbili mesela. Orada yığılma var. Oliveira işte Micetusio falan var. Tabi muhtemelen o Oliveira'yı falan göndereceklerdir. Büyük ihtimalle. Ama bir şey diyemem. Bu mesela şey. Ee, Endonbili'ninki satın alma opsiyonu 15 milyon euro herhalde zorunlu değildir. Hani var ya şartlı zorunlu Altı sıra genelde öyle yapıyor. Yani herhalde şartlı zorunlu falandır. Ya futbolcuların İstediği kulübe gitsin arkadaşlar. Rakibin istediği futbolcuyu alsın. Futbolcunun son anki durumu önemli. Mesut Özil bir markaydı Fenerbahçe'de ne yaptı? Aklınıza gelen ne var? Galatasaray derbisinde deplasmanda attığı gol var. Başka ne geliyor aklınıza? Hani Mesut Özil deyince aklınıza ne geliyor? Bana aklınıza geleni söyleyin. Hani unutulmaz yaptığı bir şeyi söyleyin. Artık Mesut'tan o kadar büyük bir beklentiye sahiptik ki skills videolarında sol tarafına pas attığı şeyleri falan koymaya başladık. Aynısını Galatasaraylılar şimdi Tete için yapıyorlar. Hani şemsiye ile ilgili bir şey söylüyorlar da. Zaha ile ilgili mesela. Yürüyüşünü falan skis videosu olarak koymaya başlamışlar. Helal olsun nasıl yürüyor be falan. Ben daha uzun konuşurum da biz Fenerbahçe'ye odaklanalım. Fenerbahçe'den Lingard'a veto. Fenerbahçe bonservisi elinde olan Jesse Lingard önerisine sıcak bakmadı. Manchester United, West Nottingham'da oynayan Jesse Lingard Fenerbahçe'ye önerildi. Ancak Fenerbahçe'ye sıcak bakmadı diyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin sıcak bakmayacak bir durumu var mı? Şimdi e, 6 numara arayışındayız. Eğer kütürü kedi gibi bir 6 numara varsa sıcak bakacağız. Mecbur bakacağız. Onu belirteyim. Ancak bu arkadaşımız 10 numara pozisyonunda. 8 milyon euro transfer market değeri var. Aralıkta şöyle olacak böyle olacak. Bu çok mühim değil. Hani <laughs> muhtemelen Beşiktaş falan alır. Kimseyi alamayıp. Ya oyuncunun kariyerine bakın. Hani son dönemdeki düşüşüne, yükselişine bakın. Bu oyuncunun bizimle zaten bir alakası yok. Olamaz da. Ama şunu söyleyeyim bak. Olan yere almayı en büyük bu aptallığı biz yaptık yıllarca. Şimdi Galatasaray yapıyor aynısını. Bugün Fenerbahçe'ye sol kanat alır mısınız? Pa ciddi para verip hocam Tadiç var. Ne alacağım? 10 numara alır mısınız hocam? Şimanski var, İrfan İrfancan var. Lincoln düzelse o var. Sağ kanat alır mısınız hocam? Emre Cengiz'e 15 verdin. İrfancan var, Emre Mor var. Neyi alacağım? Sabek alır mısınız? Hocam Musa'yı ferdi var. E, Mert Müldür var. Allah'tan korkun. Nereye alacaksın sabekini? Sol. Hocam ferdi Oster, Anladınız mı demek istediğimi? Stoper alır mısınız? Hocam 50 tane stoperim var ya. ya. Bugün mesela az sonra Luan Perez'i konuşacağım. Demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Kaleci alır mısınız? Ne alırsınız? Hocam Fenerbahçe'ye bugün elimde param olsun sadece sadece 6 numara alırım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Gelin ben size bir 6 numara alayım. Ferdi Kadıoğlu'nu alayım 6 numaraya. Vallahi de billahi de Ferdi Kadıoğlu'nu alayım. Ferdi Kadıoğlu, Fred Şimanski. Böyle bir orta sahaya ne dersiniz? En sonunda konuşacağım bunu. Arkadaşlar Lingard alakası yok. Onu da söyleyeyim. Şimdi elimizde Tadit Cengiz, King, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Kent. Hadi geçiniz. Perez'den Fenerbahçe'ye 115 milyonluk darbe. Bazı çiçekler bazı topraklarda açmıyor ama gübre de versen yine açmıyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Perez yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat olacak. Brezilyalı futbolcu tam iyileşti formasına kavuştu derken tekrar sakatlandı. Arka çapraz bağlarında sorun yaşıyormuş. Arka çapraz bağlar arkadaşlar. Kopması sezonu götürür. 29 yaşındaki stoper için doktorlar ameliyat tavsiyesinde bulunmuş. Yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak. Sakatlanmasaydı Santos'a gidecekti. Hem de 4-5 milyon euroya gidecekti. Arabistan'dan 9 milyon euro teklif geldi. Arabistan'a gitmek istemedi. Bilgimiz olsun. Rusya'dan resmi teklif gelmedi. Sözlü bir teklif geldi. Ama Rusya'nınki çok önemli değildi. Arabistan'a 9'a gidecekti. Bu sakatlık ortaya çıktı. Santos'a gidecekti. Bu sakatlık ortaya çıktı. Marsilya'da bir maç kaçıran adam. Yani Ara transfere satışı kaldı büyük ihtimalle. Geçen yıl 5.2 milyon euroya Marsilya'dan alındı. Fenerbahçe kulübünde sadece bir maçta sakatlık yaşayıp oynayamamıştı. Yani Fransız kulübünde pardon Fenerbahçe diyorum. Marsilya'da sadece bir maç. Fenerbahçe'de uzak kaldı. 185 gün oldu. Yani yeni sakatlığında 275 gün olacak. Bu da Fenerbahçe şansı. 5 milyon euro kafanızda kalsın bir. Fenerbahçe'nin Crespo ile anlaşma detayı belli oldu. Arkadaşlar Miguel Crespo ile yeni sözleşme konusunda Fenerbahçe anlaştı. Ancak Crespo'nun gitme ihtimali var. Bilginiz olsun. 1.2 milyon euroyu kabul etmemiş. 1.7 milyon euro istemiş. Senelik 1.5'a anlaşılmış. Hayır böyle bir durum yok. 1.2 milyon euro arkadaşlar. Şimdi taraflar resmi imzaları birkaç gün içerisinde açacak, atacaklarmış. Fenerbahçe performans 65 maçta 4 gol 6 asistlik performans. Şimdi en önemli hassas yere geldik. Miçiç. Bakın arkadaşlar beni bilirsiniz. Yönetim yanlısı yalakası bir adam değilim. Allah'a çok şükür ki benim rızkımı da Ali Koç vermiyor. Allah veriyor. Ben böyle bir insanım. Fakat doğruları söylemekten de asla geri durmam. Eğer ben bir gün doğruları söylemekten geri durursam çıkıp gidebilirsiniz bu kanaldan. Ki 40 bine kadar geldiğinize göre demek ki doğruları söylemekten çekinmiyorum. Fenerbahçe'den şaşırtan altı numara operasyonu Josip Misic gerçekleri. Şimdi önce bir haberi okuyayım. Hakkınızda helal edin. Biraz dakika çalıyorum gibi oluyor ama merak etmeyin arkadaşlar. Ben burada arka planda kaç etiket düzenliyorum, kaç şey yapıyorum bunu bilin. Matias Vecino'yu hatırlattı. Fenerbahçe'de altı numara arayışları sürüyor. Dinamo Zagreb forması giyen Josip Misic ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları. Yağız Sobuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Dinamo Zagreb forması giyen Misic ile yakından ilgileniyor ancak henüz Hırvat temsilcisine resmi teklif yapılmadı. İyi ilişkiler kullanılacak. İlerleyen günlerde Hırvat orta saha için temaslar başlayabileceği aktarıldı. Dinamo Zagreb, Lovic, Lovik, planlamalar. Hırvat ekibiyle 132 maç 6 gol 6 asist. Hırvat basını detayları duyurdu. Satmayı düşünmediğini öne sürdü. Isaac Ante Suçic imzalı haberde. Fenerbahçe istiyor ama Zagreb vermeye niyetli değil. Türk temsilcisi Zagreb'i. Dolayısıyla oyuncularını Türk temsilcisi Zagreb'i ve oyuncularını seviyor. Libakovic sonrası bir isim daha transfer. Resmi teklif gelse bile Zagreb kabul etmeyecek. Bu yaz birçok teklif geldi. Hepsini reddettiler. Her zaman olduğu gibi transferin son gününü beklemek lazım ancak görünen o ki Türk devine imza atmayacak demiş. Mario Branco detayı. Hocam bu arkadaş 29 yaşında. 3,5 milyon euro transfer market değeri var. Hırvat milli takımının iki kez formasını giymiş. 1,87 boyunda ön libero. Şimdi bak. Ben şunu söyleyeyim. Bir futbolcu e, transfer market değeri 30-35 milyon euro olup da çöp olanlara rastladık. Hatta Enzonzi vardı Galatasaray'da. Joan Michel Seri vardı. Michel Seri ile Enzonzi'yi aldı Galatasaray. Oho dediler. Süper Lig tarihinin en iyi orta sahaları geldi. İkisi de çöp çıktı. İki tane babalar gibi isim aldı. Aynı bak Zaha gibi, Tete gibi, Hakim Ziyek gibi aynı o etkiyi yaptı. Fenerbahçe taraftarı yerin dibine soktu yönetimini. İkisi de çöp çıktı. Bazen böyle olur. Bazen de 3,5 milyon euroluk futbolcu alırsın. Ulan tarihini değiştirir. Tarihini değiştirir. Bir Abdülkerim Bardakçı'yı geçen sene Galatasaray'dan alın. Yerine Samet Akaydın'ı e koyun. Fenerbahçe'de de Samet Akaydın'ı e çıkarıp Abdülkerim'i koyun. Neler değişir? Sizin görüşünüze soruyorum. Yanlış anlamayın ben kendi fikrimi beyan etmiyorum. Mustera'yı Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye koyun geçen sene. Altay'ı Galatasaray'a koyun. Neler değişir? Bak bir futbolcu ikisini. Musteram transfer marketi 2 3 milyon euro bir şeydi. Altay'da 15 16'larda, 17'lerdeydi. Anladınız değil mi? Şimdi burayı da anladınız. Şimdi Mario Branco'nun sportif direktörümüz Hayduk Split'te görev yaptığı dönemde altı çizilmiş. Eee ve PAOK'ta Misic'le birlikte çalıştıkları yıllar hatırlatılmış. İkilinin bu rolleri taraftar şaşırdı, tepki gösterdi. Galatasaray'ın Veni Veniço Vecino süreci hatırlatılmış. Hani sosyal medya Galatasaray ve Çin öyle prensip anlaşmasına vardı. Gelen eleştirilerden sonra Galatasaray büyük bir R yaptı. Ciddi hareketlilik yaşandı ve Uruguay'ın ülkeye uçuşu iptal edildi. Endombili'yi aldılar sonucunda. Alın dediler. Öyle olmaz böyle olur dediler. Kendilerini kurtardılar. Şimdi Veçino çöp çıksa bile Galatasaray yönetimci siz alın dediniz. E, Veçino diyorum özür dilerim. Endombili e, şey çıksa bile endombili. diyecekler ki arkadaş siz istediniz diye. Burayı anladınız mı? Anladınız. Şimdi genel toparlama yapıyorum. Şu ana kadar diyeceksiniz ki hocam sen biraz yönetimi savundun sanki. Hani adamların eli kolu varlığı ne yaparsa yapsın demek istedim. Şimdi asıl burada yönetimi savundun diyeceksiniz. Sebebi şu. Şöyle bir durum var. Crespo, Batshuayi, Luan Perez, Ata, Joshua King, Serdar, Dursun. Bunların biz ciddi bir bonservis getirisini bekledik. Teklifler var mıydı? Vardı. Israrlar var mıydı? Vardı. Vardı arkadaşlar. Teklifler de vardı, ısrarlar da vardı. Derdar Dursun aslına bakarsanız 500-600 bin euroya gitti gibi bir durum var. Onu belirteyim. Ama transfer markı e, hani bonservis olarak göndermedik. Şimdi Crespo'dan 4-6 beklentimiz vardı. Not düşüyorum. Crespo satın alma opsiyonu kiralık gidebilir bir takıma. Oradan yine 4-6 gelebilir ama şimdi değil. Ya şu 4-6 beklentimiz vardı. Yani Premier Lig'e ye yeni yükselen takım 4 milyon euro teklif etmişti. Gitmeyeceğim kendimi kanıtlayacağım dedi. Kanıtladı ama bir maçta bir pozisyonda kanıtladı. Tamam dedik biz duygusal bir takım olduğumuz için hayırlı olsun dedik. Luan Perez'den en kötü 5-6 teklif vardı. Arabistan'a çıktım. Santos'tan 4'ü 5 yapacaktık biz. Batu ay 10-12 12-14 arası gelecekti. Yani en düşük teklifler gelse Crespo 4, King 4-8 Perez 5-13, Batu Şuay 12-25 milyon euro. Yani en yükseklerde gelse 8 daha ekle 33 milyon euro. 25 33 arasında hadi 20 milyon euro diyelim. Ya yani 20 30 arasında bir para gelecekti. Şimdi bunlar gelmedi. Bunlar gelmediği için Fenerbahçe ne yaptı? Ön libero transferinde rotayı düşürdü. Yani X'i, Y'yi, Z'yi alacağıma dedi. Ben gideyim. Ya neydi o? miçiç gibi isimleri alayım dedi. Değil mi? Ben yönetimimizi ısrarla, şiddetle eleştiriyorum. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. Sakın. Bana gelen duyum kaynaklarından şöyle bir şey geldi. 6 numara alınmayabilir. Sakın dedim. Yönetime söyleyin. Ben burada 40 bin kişi benim eğer takipçimse 40 bin kişi bana güveniyorsa ben 40 bin kişinin adına şunu söylüyorum. Misic'i alacaksanız hiç almayın. Nazım Sangare'yi önlü oynatın. Hocam Nazım önlü oynar mı? Misic alınır mı? Oraya tartışmasız rütbesi olan, şuralarında apoleti olan 1 altı numarayı alacaksınız kardeşim. Almak zorundasınız. Bak ben bu hikayeyi biliyorum. Bu hikayeyi ben 4 sene 5 sene yaşadım. Takipçilerime rezil oldum. Ben duyumu verdim. Sonrasında dedim ki arkadaşlar duyum bu. Kulübümüze güvendim. Yönetimimize güvendim. Söyledim. Ben rezil oldum. Ben insanların diline sakız oldum. Bu sefer olmayacağım. Bu sefer Ali Koç mu rezil oluyor? Ali Koç rezil olsun. Se Selahattin Makim o rezil olsun. Şunu ısrarla söylüyorum. Fenerbahçe bu sene mükemmel transfer dönemi geçirdi. 6 numarada mükemmel olursa herkesin ağzına tokadı şak diye vururum. Hiçbir Allah'ın kuluna Ali Koç'a da laf ettirtmem. Selahattin Makim'e de Branko'ya da İsmail Kartal'a da laf ettirtmem. Ama 6 numara Misic gibi ve Çino gibi bir adam olursa millet ağzına ne geliyorsa sayar. Ben de arkadaşlara destek olurum. Crespo, İsmail Yüksek, Bartu Erman. 3 tane ön on var senin. En büyük salaklık, en büyük hatalardan biri bu. Ben Zayt'sın sözleşme yenileme sürecinde de dedim. Ben olsam uzatmam. Zayt kaç, kaç kuruşluk adam dedim ya. Kaç kuruşluk adam. İtalya'yla görüş, orayla görüş, burayla görüş. Olmadı. Ama ben Fener'i çok seviyorum. Ben Fenerbahçe benim aşkım falan. Geçeceğin onu. Geçeceksin. Ya kızlara kalsa da erkeklere aşkı. Cebinde 5 kuruş olmayan erkeklere kim bakıyor? Geçeceksin onu. Erkeğe yakışıklı gösteren iki şey vardır. Bir çaldığı enstrüman bir de cebindeki para. Anlatabiliyor muyum? Futbolcunun da yani yaptığı şey ne? Taraftarın gönlüne girmek. Geçeceksin onu. Crespo. İki sene önceki topunu oynasın ben razıyım. İki sene önceki topunu oynarsa, ilk geldiği seneki topunu oynarsa bana bir McTominay etkisi yapar. Ama yine de razı değilim. Yine değilim. Sözleşme uzatalım yok. 4 milyon anlaştık yok. 6'yı anlaştık yok. 5'e anlaştık yok ya o menajeri değiştirir ya gelir bizim sözleşmemize imzayı atar. 500 bin euro veriyormuş. Hocam vicdansızlıkmış. Kaç verecektik şekerim? Kaç verecektik? Her taraftan kız kaç var? Oradan harcama limitleri, oradan cart limitleri, oradan curt limitleri. Hayırdır? Fenerbahçe şey mi? Hayır çeşmesi mi? 30 35 milyon 35 milyon euro keş maaş veriyoruz şu anda futbolculara. Senin gerçi 35 biraz geçti. 38'i 40'ı buldu. Sen neden bahsediyorsun? <laughs> neden bahsediyorsun? 40 derken e, bonuslu şekilde. 35-40 milyon euro para veriyorsun sen. Limitim var, harcama limitin, cartın, curtun var. Sen neden bahsediyorsun? Hocam bu makalata şöyle yapıyor, böyle yapıyor. İstediğini yapsın. Bana ne? menajer mi buluyor? Sponsor mu buluyor? Başka bir şey mi yapıyor? Para mı? Bir şey yapıyor. Bana ne yaparsa yapsın. Ben Fenerbahçe'den sorumluyum. Oraya bu yapılacak. Ben bu tepkiyi verdim. Gelen duyumu aktarıyorum. McTominay. Hoşuna da söylemedim bunu. Manchester United'ın 25 milyon euro transfer market değerine sahip. 26 yaşındaki İskoç oyuncusu. İskoç milli takımının 39 kez formasını giymiş. 5 golü var. 1.91 boyunda ön libero. 8 Aralık 96 doğumlu. 26 yaşında. Hocam bu da çöp diyen varsa ağzına kürekle vururum. Kürekle vururum. Manchester kadroda düşünmüyor. Satın alma opsiyonu 7-8 milyon euro bonservis teklifiyle biz teklifimizi sunduk. Manchester United diyor ki hayır ben direkt satarım diyor. İstedikleri para yüksek. Pazarlıklar sürüyor. Ali Koç'a da yönetimine de söylüyorum. Sakın bana çıkıp da çok uğraştık. Akşam pazarı fırsat transferi olmadı demeyin. Olacak. Ama McTominay olacak. Ama öbürü. Bu arada şu Philips arkadaşlarla ilgili de sordum arkadaşlar. Yeni çocuğu olacakmış. İngiltere dışına kesinlikle çıkmayacakmış. Kimsenin hayaliyle oynamayayım. Ee, sosyal medyada Marco Veratti sürekli Arabistan'a gidiyor, ediyor. Şey yapıyor. Hala e, Paris Saint Germain'in şeyinde duruyor. Ben söylüyorum Ali Koç'a. Ya Veratti'yi getir. Ya McTominay'ı getir. Paris Saint Germain başkanı arkadaşım demedin mi? Çıkart. Çıkart göster. Çıkart göster. Koy masaya. Al benim arkadaşım de. Koy masaya. Biz de diyelim ki ağırlığını taşıyamıyor başkan diyelim. Sen Fenerbahçe başkanısın. Sen Ali Koç'sun. Sana Veratti yakışır. Sana McTominay'ı yakışır. Şöyle bir kadroyu kurduysan oraya Joak diye Merat Veratti'yi. O ilk 11'de kurmuş olursun. Dersin ki al kardeşim. Başarı benim başarısız sizin. Ki başarısız olmaz imkanı da yok bu kadronun. Lan bu kadro kendi kendine koy kurulu şey gibi hani müzik aletlerini çalarsın böyle ayarlarsın da böyle müzik kutsun. Kendi kendine çalır ya öyle bir kadro. Koyarsın çekilirsin kenara. Pro mu içiyorsun Ali Koç şey Aziz Yıldırım'ın 6-0'lık maçındaki gibi. Başka bir şey mi içiyorsun? Viski mi içiyorsun? Şampanya mı içiyorsun? Kola mı içiyorsun? Zemzem suyu mu içiyorsun? Ne içiyorsan otur iç. Kimse de karışamaz sana. Ben söylüyorum. Fenerbahçe yönetimiyseniz ya Veratti'yi alır getirirsiniz. Ya Mektomine'yi getirirsiniz. Partiyi sakat. Anladım. Kabul. Okey. Luan Perez alacak adam. Şimdi lan sakat ama bizde iyileşir deyip 3 verip alıyorsa o onun bileceği iş. Kimse verip almaz. Sen de partiye 3 verip almazsın. Ne çıkacağını bilemezsin. Sakatlık dönüşü futbolcuların düşüşü de olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bugün Luan Perez'in sözleşmesini feshetsinler. Vallahi sevineceğim artık. O dereceye geldim. Olmuyor. Bizde olmuyor kardeşim. Olmuyor. Olmuyor. Gönder adamlara de ki bugün bu sene şu maçta şu kadar varsa 2 milyon euro. sattı. sonraki satışın %50'si bizim de bari öyle gönder. Başka çaren yok. Sen de olmuyor. Sendeki uğursuzluk ekleniyor. Veratti için tekrar söylüyorum. Arabistan'a mı gidiyor? Katar'a mı gidiyor? Hocam 40 milyon euro biz veremeyiz. Nasıl veriyorsa versin şekerim. Koç Holding'den sponsorluk mu ayarlıyor? Başka bir şey mi ayarlıyor? Versin. Bu kadar çileyi yaptıktan sonra. Ha! Verat'ı aldıktan sonra bana deyin ki hocam konferans şansımız yüzde kaç? Ben de onu yorumlayayım. Hepinizden özür diliyorum. Biraz yükseldim. İnşallah bana kızmadınız. Ben sizin sesinizim. Ben sizin içinizden geçirdiğiniz duygularınızım. Anlatabiliyor muyum? Ben sizin yönetime ulaştırmak istediğiniz mektubunuzum. Ben bugün Feneriyum'a da yazdım. Adam hesabına katacaksınız. Taraftarı adam yerine koyacaksınız. Bu taraftar bu kulübün sahibidir. Biz ne söylüyorsak dinlemek zorundasınız. Yapmak, zor Hayır, yapıp yapmamayı geçtim. Dinlemek zorundasınız. Olumludur, pozitiftir, mantıktır. O zaman yaparsın. Hepinize söylüyorum ya. Siz tasarlayın sizin tişörtünüz olsun diye bir bölme olsa bardak siz tasarlayın sizin yerinize olsun. E, çiçek sepeti yapıyor. Ben bardak tasarlayayım. Önün arkasına bilmem ne logosu yapayım. Dışarıda 60 liraysa feneriyim 80 liraya kitlesin bana. Hiç sıkıntı değil. 20 lira verelim ya kulübümüze. Açın. Tişört tasarlayın. Ben kendi tişörtümü tasarlayayım. Bana gelsin. Formacılar. Her yerde forma üretip satanlar var. Ne var ya %100 polyestereyi gönderi yap gitsin. 150-200 lira bir şey. Sen de 250'ye yap altılı yedili forma yapalım. Ne var ya? iki tane tıklamayı yapmak çok mu zor? İki tane ürünü becermek çok mu zor? Herkes çalışacak kardeşim. Fenerium elemanı da çalışacak Fenerbahçe için. Bahçıvan da çalışacak. Herkes de çalışacak. Burası Fenerbahçe'de. Yatmaya yer yok. Ve tekrar tekrar söylüyorum. Bu pastanın çileği mi aroması mı ne zıkkı mıysa yapmak zorundasınız. Bu taraftara borcum var. 5 senelik borcum var. Bu taraftar 5 sene başı önde gezdi. 5. sene göğsünü gere gere gezecek. Anladın mı? derbileri de kazanacak, şampiyon da olacak. Konferans'ta da ciddi bir yere gelecek. Başka çaresi yok. Dediğim gibi tekrardan özür dilerim eğer kalbine kırdığım, yanlış anlaşıldığım bir cümlem varsa. Ya da hocam sana yakışma dediğiniz bir cümle varsa özür dilerim. Ama dediğim gibi ben sizin sesinizim arkadaş. Bu yüzden ben burada video çekiyorum. Ben bu yüzden saatlerim burada harcıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hepinize tekrar teşekkür ederim, sunuyorum. Görüşmek üzere.